İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan hükümetinin olağan oturumu gerçekleşti. Rus Sputnik V aşısının ilk partisi Ermenistan Cumhuriyeti'ne getirildi. Milletvekili Ali Kenanoğlu, mecliste Koçgiri katliamını incelemek için komisyon kurulmasını önerdi. Artsakh Dışişleri Bakanlığı, Stepanakert'e giden yolu Azeriler işgal etti, bu terörizmin bir tezahürüdür. Pekin, Türk siyasetçileri eleştirdi. Batı Ermenistan'ın Van kentinde 2021 yılının ilk Van kedileri dünyaya geldi. Garmir Bulur Kızıltepe'nin yakınında Urartu dönemine ait yeni buluntular ortaya çıktı. Madenataran ve Hamburg Üniversitesi arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı. Batı Ermenistan hükümetinin olağan oturumu 7 Nisan'da çevrim içi olarak gerçekleşti. Oturuma Batı Ermenistan Başbakanı Seda Melikyan başkanlık etti. Oturumun başında hükümet üyeleri annelik ve güzellik günü münasebetiyle kadınları kutladı. Ardından 7'si önceden duyurulmamış, biri gizli olmak üzere 10 konu ele alındı. Oturum sırasında Batı Ermenistan hükümeti üyelerinin Nisan ayındaki faaliyetleri, Ermenilere yönelik soykırım yıl dönümüne adanan etkinliklerin hazırlıkları ve örgütsel konular ele alındı. Bir Rus sivil toplum kuruluşunun Yerevan'daki ofisinden Armen Press'e verilen habere göre Rus Sputnik V aşısının ilk partisi Ermenistan Cumhuriyeti'ne getirildi. Moskova'dan gelen uçak 8 Nisan sabahı Yerevan'a ulaştı. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Rusya Federasyonu Büyükelçilik Danışmanı Pavel Koroçkin yaptığı konuşmada öncelikle risk grubuna aşı yapılacak. Bunun Tagavara koronavirüsle mücadelede Ermenistan'a sağlanan geniş çaplı yardımın bir devamı olduğunu belirtmek isterim. Bu halklarımız arasındaki yakın işbirliğinin ve kardeşlik ilişkilerinin en parlak bir örneğidir ifadesini kullandı. Halkların Demokratik Partisi HDP, İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, 100. yıl dönümü dolayısıyla Koçgiri katliamına ilişkin meclis başkanlığına araştırma önergesi verdi. Önergenin gerekçesinde şunlar ifade edildi. Rivayete göre Nurettin Paşa Ermenileri kastederek Zo diyenleri temizledik, Kürtleri kastederek Lo diyenlerin kökünü de ben temizleyeceğim demiş ve kendi deyimiyle 500 asiyi tepelemiş, 2000 kişiyi Anadolu'nun çeşitli yerlerine sürmüştür. Tarihi Dersim Sancağı'nın batısında yer alan 135 köyde yaşayan ezici çoğunluğu Kızılbaş Kürt Zaza olan Koçgiri aşiretleri 20. yüzyılın başlarına kadar Osmanlı Devleti İstanbul hükümetiyle pek sıcak ilişkiler içerisinde olmamışlardı. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması sürecinde bağımsızlığını ilan eden çeşitli halklardan sonra Kürtler de özgün koşullarına göre örgütlenmiş ve Koçgiri aşiretleri de Kürt cemiyetleriyle temasa geçerek 1919 yılında özerklik taleplerini dillendirmeye başlamışlardı. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı David Babayan, PAST İnfo Ajansı ile yaptığı görüşmede Azeriler tarafından Stepanakert'e saldırısı terörizmin ve barbarlığın bir başka ifadesidir açıklamasında bulundu. Azeri askerlerin dün Şuşi kesimindeki Rus barış güçlerinin kontrol noktasını geçerek Stepanakert yönünde hareket ettiğini ve tank anıtının yanına yerleştirilen tabelaya yazılar yazdıklarını hatırlatalım. Babayan, elbette bu tür olayları önlemek için uygun tedbirler alacağız. Bu sadece bizim için değil, barış güçleri için de büyük bir darbe ve onlar da uygun adımlar atacak, dedi. Üçlü anlaşmanın ihlali olan ve tank anıtının yanına yerleştirilen tabelada yer alan yazıları Rus barış güçleri tarafından kaydedildi. Ancak benzer olayların geçmişte yaşandığı veya gelecekte olabileceği istisna değil. Bunlar iz bırakmadan yaşanmış olabilir ve Artsakh halkının hayatını tehlikeye atabilir. South China Morning Post gazetesinin haberine göre Pekin, Sincan'daki sözde insan hakları ihlalleri iddialarına yorum yaptıkları için Türk siyasetçileri eleştirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Chizhao Lijian, bazı Türkler Çin'in toprak bütünlüğüne meydan okuyor, dedi. Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin ziyaret ettiği Batı Ermenistan'ın Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan, kentin en önemli değerlerinden olan kedilerin bu yılki ilk yavruları dünyaya geldi. Bu yıl 10 anne Van kedisi yaklaşık 25 yavru doğurdu. Van kedilerinin doğumlarının her mevsim senkronize bir şekilde devam edeceği belirtildi. Bu yıl pandemiden dolayı yaklaşık 20 günlük bir gecikme oldu. Van Kedi Villası'nda bir görevli, bu yılda doğurganlığı en yüksek seviyede tutmaya çalışacağız. Yavruların sağlıklı büyümesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz, dedi.
Erebuniyatlı Tarihi Arkeoloji Rezerv Müzesi'nin Garmir Bulur adlı antik kenti yakınlarında birkaç gündür kazı çalışmaları sürüyor. Yol inşaatı sırasında çömlek parçaları uzmanlar tarafından fark edildi ve inşaat hemen durduruldu. Yerevan Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armenpress'e aktarılan bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı acil kazılara izin verdi ve bunun sonucunda ilginç bulgular ortaya çıktı. Erebuniyatlı Tarihi Arkeoloji Rezerv Müzesi Müdürü Mikael Badalyan şöyle anlatıyor. Bu çizgili ve parlak nakışlı bir çömlek parçası, Urartu dönemine ait çanak ve çeşitli çömlek parçaları da elde ettik. Bulduğumuz eserlerin çoğu M.Ö. 7. yüzyıla ait. Bazı örnekler ise M.Ö. 7. 6. yüzyıla kadar uzanıyor. 2 metre genişliğindeki duvarın dış kısmı da gözüküyor. Muhtemelen burada yeni mahalleler veya çitler var gibi görünüyor. İlginç bulguları bulmak mümkün. 7 yol boyunca kazılar devam edecek. Ararat Krallığı dönemine ait duvar ilk olarak alanda çalışan işçiler tarafından fark edildi. Garmir Bulur, Kızıltepe Antik Sit Alanı dünyaya birçok yeni ve ilginç keşifler yapabilir ve bugün bildiğimizden daha fazlasını anlatabilir. Aynı zamanda arkeolojik turizmin gelişmesi için bir merkez haline gelebilir. Meslop Maşlot adlı eski el yazmaları enstitüsü müzesi olan Madena Taran ve Hamburg Üniversitesi arasında yakın zamanda bir işbirliği anlaşması imzalandı. Hamburg Üniversitesi El Yazmaları Kültürleri Araştırma Merkezi Müdürü Mikael Friedrich ve Madena Taran'ın müdürü Vahanter Revontia'nın girişimleriyle iki ülke arasında el yazmalarının korunması ve el yazması mirasının araştırma alanında doğrudan ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği artırılacak. Memorandumda öngörülen işbirliği, el yazmaları, bunların korunması, restorasyonu, kataloglanması, sayısallaştırılması, bilimsel deneyim alışverişi, ortak programların uygulanması, uzman ve araştırmacıların karşılıklı ziyaretleri ve yüksek kaliteli uzmanların yetiştirilmesini öngörmektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size antik müziğin Tagaran topluluğunun Lucine Margosyan tarafından seslendirilen Anor adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.